Selamlar Big Brother severler. Big Brother'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şu tablodaki gizemi gerçekten çözebilmiş değilim. Sırayla sırayla gidiyorlar. Eğer böyle giderse Azra birinci olacakmış gibi duruyor. Fotoğraflara göre gidiyoruz galiba dedim. Ege Tuna'nın olduğu hafta. Bu hafta da yani şu an birazcık spoiler ama bu tablo doğrultusunda gidiyormuş gibi gözüküyoruz. Biliyorsunuz ki her hafta olduğu gibi geçen hafta da anket kullandınız ve 370 kişi bu ankete oy verdi. Gerçekten evet, yarışmacılarımız şu an aşırı derecede şaşırdılar ve bu 370 kişinin %41'i bir kişiye, %59'u bir kişiye oy vermiş. Yani bu ne demek oluyor? Bu 370 kişinin 218 kişisi Azra Zorlu bu hafta evde kalsın demiş. Ve geriye kalan 152 kişi ise Berkan evde kalsın demiş. Gerçekten başta çok kapışmalı giden bir oylamaydı. Ben gerçekten çok böyle üzüldüm, içim yandı. Azra'yı da çok seviyorum. Fakat ben de sizi yönlendirmek gibi olmasın ama yarışmada kaybedenlerin gitmesi taraftarıyım. Evet Berkan, sen ne düşünüyorsun? Evet Big Brother, bana yapılanın gerçekten büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu evi bile ben kendi emeklerimle yaptırmışken bu şekilde bir elenme benim için gerçekten büyük bir nankörlük. Ayrımcılık yapıldığını düşünüyorum ki ben buraya gerçekten büyük dezavantajlarla gelmiştim. Buna rağmen çok çalıştım, yarışmalarda hep son 4'e, son 3'e falan kaldım. Ama böyle yapılması hiç hoş değil. Anlam veremiyorum neden Azra kalıyor. Azra'nın yarışmalarda aman aman bir birinciliği yok. Şu an tamamen bir Barbie algısıyla Azra'yı bıraktığınıza inanıyorum. Ben kalmayı hak ediyordum. Yani en azından hiçbir şeyin değeri yoksa şu muazzam evin olmalıydı. Senin hatırına bu evde bu yarışmayı bırakıyorum. Yoksa bu evi de alacaktım. Söyleyecek bir şeyim yok. Oy veren herkese teşekkür ederim ama oy vermeyenler nasıl rahat bir şekilde uyuyacaklar? Gerçekten çok büyük bir merak içerisindeyim. Teşekkür ederim. Başka kimseyle konuşmak istemiyorum. Yorum yapmam pek doğru olmaz. Oylar bu şekildeydi. Üzgünüm Berkan. Teşekkür ederim bu ev için de gerçekten. Ama ben bu evi Azra kazanırsa ona vermeyeceğim Big Brother. Eski evi verirsin artık yarışmacılara. Bunu da buradan bildireyim. Peki, biz ayarlarız bir şeyler. Bunu konuşuruz yayın sonrasında. Öncelikle benim için oy veren onlarca kişiye çok teşekkür ederim. Gerçekten benim burada kalmamı hak ettiğimi düşünmüşler ki oy vermişler. Berkan'a bu konuda katılmıyorum. Benim Barbie olmamla bir alakası yok. Her insan gibi benim de kusurlarım var. Ama yani bu çok kötü bir yaftalama. Her neyse ben teşekkür ediyorum. Halkımızın en doğrusunu bildiğine inanıyorum. Yarışmalarda evet kötüydüm Big Brother. Haklısın. Belki benim gitmem gerekiyordu ama ben bu andan itibaren çok iyi yarışacağım. Hatta bugün birinci olmayı bile planlıyorum. Göreceksiniz. Bunun dışında da bu kadar benim söyleyecek bir şeyim yok. Zaten halkımız söylemiş. Yani bence ben hak ediyorum burada kalmayı ve bunun hakkını vereceğim. Teşekkür ediyorum. Evet, Berkan bize hayallerindeki evi yapıp zaten yarışmayı kazanınca bu evi alırım diye düşünerek vermişti. Tekrar ona ev için teşekkür ediyoruz. Kendine bir tane daha yaparsın, zenginsin nasıl olsa. Senin burada olmaya ihtiyacın da yoktu ama ben senin gitmene gerçekten üzüldüm. Artık evden gitme vaktin geldi Berkan. O yüzden sana bir hoşça kal diyoruz. Ve Berkan evden ayrılmış oldu. Fahri'nin bugünkü ödülle ilgili bir fikri varmış. Bu arada yayın dışında bana bunu iletti. Şimdi onu dinliyoruz ödülle ilgili neler yapalım diye. Kendisi bir şeyler ayarlamış ama biz onu daha da büyüteceğiz bugün. Seni dinleyelim bir Fahri. Fikrini bize açıkla. Bu sabah uyanır uyanmaz aklıma güzel bir fikir geldi ve bunu Çağva ve Azeray'la da paylaştım. Onlardan da olumlu tepki alınca bugün Big Brother evinde ben, Çağva ve Azra temizlik günü ilan ediyoruz. İzleyicilerin de bildiği gibi bugüne kadar sadece üçümüz temizlik yaptık. Bugün diğer yarışmacılara da evimizden geldiği kadarıyla temizlik yapmayı aşılamaya çalışacağız. Bakalım olumlu sonuçlar alacak mıyız yoksa her şey şu anda olduğu gibi mi devam edecek? Nasıl gidiyor Çağva? Birisini temizlik yapmaya ikna edebildin mi? Fahri, ben temizlik için iki kişiyi ikna ettim. Birincisi Beyzullah. Dedim ki beni seviyorsan temizliğe katılırsın. Ve havuçluk hekim tabii ki kabul etti.
İkincisi Derya'ydı. Derya'yı da şöyle kandırdım. Temizlik bittikten sonra sarmayacağız dedim. O da kabul etti. Şimdi biz bu ekip olarak temizliğe başlıyoruz. Umarım sonunda güzel bir şey olur ve tertemiz bir evimiz olur. Evet benim sevgili yarışmacılarım. Biliyorum siz kendi aranızda bir plan yapıyorsunuz, hala konuşuyorsunuz ama benim şöyle bir sürprizim var Fahri için. Bu yan sürpriz gibi oldu. Asıl sürpriziyle de birazdan karşılaşacaksınız. Fahri hep temizlik yapmasını istiyordu insanların ve herkesin temizlik yapmayı öğrenmesini istiyordu. Bu sebeple bütün ev birlikte Fahri'nin temizlik etkinliğine katılacaklar önce. Evet, Fahri'nin asıl sürprizi Tobi'si burada. Onu getirdik. Bu hafta onlarla birlikte kalacak. Çünkü Fahri ödülü kazandı. Fahri'nin büyük ödülü bu oldu. Şu an kendisi uyuyor. Çok yorulmuş. Uykusunu aldıktan sonra Fahri birazcık onunla özel zaman geçirecek odasında. Unutmadan Berkan'ın resmini de karartık ama görüyorsunuz sıra sıra kararıyorlar ve bu tablo gerçekten böyle cinli midir nedir beni çok ürpertiyor. Biz artık mutfağa gidelim Fahri'nin önderliğinde. Şimdi Fahri ev halkına nasıl bulaşıkları yıkamaları gerektiklerini anlatacak. Ve diğer bulaşıklarımızı da topluyor. Görüyorsunuz çok basit. Topla bakalım. Topla topla topla. Evet. Bu şekilde bulaşıklarımızı topladıktan sonra götürüyoruz. Fahri bize bunu daha detaylı bir şekilde anlatacaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bulaşık yıkamak bu kadar basit bir şey aslında. Buradan birazcık deterjanı alıyorsunuz. Hatta deterjanı idarevi kullanmanıza bile gerek yok. Nasıl olsa masrafları Big Brother karşılıyor. İstediğiniz kadar deterjanı alıyorsunuz ve bulaşıkları yıkıyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Evet yarışmacılarımız, siz deterjanı çok kullanmayın ama lütfen bundan sonra Fahri'nin öğrettiği şekilde bulaşıklarınızı yıkayın. Şimdi benim bir de yapmak istediğim başka bir şey daha var. Evet, bulaşık etkinliğimizi gerçekleştirdikten sonra ben şöyle bir hediye daha düşündüm Fahri için. Hazır onun da karnı acıkmış. Arasının en düşük olduğu kişi sanırım... Çağla mı, Derya Naz mı? Fahri'nin arasının en düşük olduğu kişi nedense yine Derya. O yüzden Fahri'ye arasının en düşük olduğu kişi yemek hazırlayacak. Fahri yemeğini yedikten sonra bulaşıkları da Derya yıkayacak. Fahri'nin gösterdiği şekilde. Belki Çağla gerçekten inanmıştır Azra'nın onları desteklediğini ama bunu zaman gösterecek, bilemiyoruz. Sen yemeğini hazırla, onlarla konuşma Derya. Derya yavaş yavaş sevgisini katarak flörtü bir şekilde yemek hazırlıyor. Şu anda Fahri'ye... Evet, koy bakalım pandemurtaları. Sadece Fahri'ye özel pandemurtalarımız fırına verildi bile. Evet, Derya Fahri'nin yemeğini hazırladı. Bayağı flörtü bir şekilde Fahri gelsin bunu yesin. Derya bir de kahve koy Fahri'ye ama zaten Azra yapmış. Okey. Tamam, Azra da kahvesini yapmış olur Fahri'nin. Fahri hem yemeğini yer sonra kahvesini içer. Bulaşıkları da artık başka birine yıkatırız kim uyanıksa. Yarışmacılarımız çünkü uyumaya gittiler. Evet, Fahri de yemeğini yemeye geldi. Azra da yine uyumayıp kahvesini içiyor. Yarınki yarışmaya kendini hazır hissediyor musun Azra? Sevenlerimi ve bana oy verenleri asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bakalım, büyük hırslı bir rakipleri var. Neden mutsuzsun sen acaba? Sana hizmet ettiriyorum. Ben hizmet edilmek istemiyorum Big Brother. Ben gerçekten bu evi düzende tutmak istiyorum. Onların da gerçekten temizlik yapmasını istiyorum. Bu büyük bir adım oldu. Ama güzel bir adım oldu. Bak hayır. Hayır Fahri, bırakır mısın o bulaşıkları? Huylu huyundan asla vazgeçmiyor. Azra'cığım gel şunu bir temizle bakalım. Ya. Tobi gelmiş. Fahri ne yapıyorsun? Fahri'nin eli kolu kırıldı galiba. Tamam. Birazcık sen mutsuzsun. O yüzden biz yukarı çıkıp Tobi ile ilgilenelim. Bu arada ödül odasında Tobi için bir yatak, mama ve oyuncaklar da koydum. Aynı zamanda Fahri onu burada eğitebilecek. Çünkü bayağıdır birlikte vakit geçirmiyorlardı. Evet. Tobi de pıt 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 yatmaya geldiğine göre Fahri de artık uyuyabilir. Ve artık yarın Tobi ile birlikte oynayabiliriz. Bu arada şöyle bir olay da var. Tobi'yi getirdik çünkü Fahri onu çok özlemişti. Aynı zamanda Fahri geçen haftaki yarışmayı kazandığı için. Bu arada şöyle bir olay da var. Geçen oyunu Fahri kazandığı için Tobi'nin bir yıllık işte veteriner masrafları, yemek masrafları, ödül mamaları vesaire hepsini biz karşılayacağız. Fahri bunu da kazanmış oldu. Kişiye özel ödüller veriyoruz haftalık yarışlarımızda. Yarışmacılarımızın motivasyonlarını korumaları açısından hafta birincisi olmaları da çok önemli. Çünkü kişiye özel ödüller hazırlıyoruz ve hazırlamaya devam edeceğiz. Bakalım minik Tobi.
Aa, gerçekten mi? Bir kere ya, bir kere bir terslik olmasın. Kıyamam sana. Hasta oldu tabii. Bizimle hiçbir alakası yok. Gerçekten yok. Toby neden hasta oldun? Toby şu an hasta bir şekilde yatıyor. Hiç de iyi bir ödül olmadı bu gerçekten. Neden böyle olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir anda hayvan hastalandı. Yarın halledeceğiz bunu. Evet, Fahri sabahın ilk ışıklarıyla uyandı ve Toby'yi burada tedavi edecek. Ekiplerimiz gece boyu çalıştı. Bir veterinerin ihtiyacı olan ne varsa hepsini evimize getirdi. Fahri de burada kendi köpeğine kendi elleriyle tedaviyi uygulayabilecek. Zaten çok ağır bir hastalığı yok. O yüzden Fahri burada bunu halledebilir diye düşünüyoruz. Resmen Toby nazara geldi. Başka hiçbir açıklaması yok. Bir araştıralım, ateşini falan ölçelim. Ateşi var mıymış? Strese sokmaz diye düşünüyorum çünkü en yakın arkadaşı. Gözlerine falan bak. Takip ediyor mu, etmiyor mu? Tüylerine bak, belki pirelenmiştir ama başı dönüyor hayvanın. Pirelendiğini hiç zannetmiyorum. Streslendi. Hemen hayvanı sakinleştirelim sonra. Şu tipe bir bakar mısınız? Bir de cik cik yapıyor. Ya kurban olurum, şu tipe bir bakın. Sen hasta mı oldun? Biz iyileştireceğiz seni, korkma. Korkma. Ay, kıyamam, çok üzülüyorum şu an. Heh, sakinleştirdik. Bak, hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Birkaç tane daha şeye bakalım. Ağzına bir bakalım. Aç bakalım ağzını. Aa, de. Ödül maması vereceğiz sonra sana. Şimdi bir nefesini dinleyelim Toby'nin. Ya, yiyeceğim, çok tatlı. Ay, nasıl da kokmuş. Tamam, şimdi sana bir parazit spreyi sıkalım bakalım. Geçecek hepsi, pis pireler. İyileşti. Hallettik. Hadi bakalım. Ay, yiyeceğim, çok tatlı. Pıtı 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 yürüyor ya bu küçük köpekler. Hadi bir daha kullan. Hadi Toby. Yeni yeni ama minik yarışmacımız Toby'yi izliyoruz. Mükemmel. Parkuru çok başarılı. Çok tatlı. Yiyeceğim ya. Toby Bey merhaba. Toby Bey, sizinle röportaj yapmak istiyoruz. Hayır, yapamazsınız. Ben çünkü çok asil bir köpeğim. Öyle herkese röportaj vermem. Size popomu döndüm, yürüyorum şu an. Çünkü ben harika bir köpeğim. Harika ötesi bir köpek. Ben sahibimle top oynayacağım. Lütfen sahibim, yani menajerimden randevu alın. Ondan sonra görüşürüz. Şapşik seni. Gelişe bak, kurban olurum ya. Şu köpeklere, hayvanlara ben bayılıyorum. Evet, bu bölüm hayvanları ne kadar çok sevdiğimi dinleyeceksiniz. Havuza atarmış şimdi. Yok. Hadi bakayım, gidip getirecek mi? Gidip getirecek misin? Toby. O gidip getirsin. Ben niye getiriyorum onun attığı topu? Evet. Toby Fahri'ye eğitiyor. Bir daha deneyelim. Bir daha at Fahri. Belki görememiştir. Gerçekten bu arada küçük köpeklerde böyle bir huyu var. Tabii, neden attı ki şimdi bu topu bu? Ne yapmam gerekiyor ki? E, gidip getirsin işte. Atıp atıp getiriyor. Ben anlamadım ne yapmaya çalıştığını. Sahibim yine topu attı ve getirmeye gitti. Ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum. Kendi kendine oyun oynuyor galiba. Topu benim atmamı mı istiyor acaba? Hem atıp hem getirmesi çok zor çünkü. Evet, yine topu fırlattı. Neyse, bu sefer ben getireyim. Çok yoruldu. Tekrar fırlatır, tekrar ben getiririm. Ama getirmesem mi? Evet. Bu kadar. Şimdi sadece topun yanına gittik. Harikaydın tabii. Bence yapılması gereken bu. Çok istiyorsa kendi gelip alsın. Bırakalım şu eğitim olaylarını şimdi. Evet. Beyzullah'a bakalım. Çağla'nın yanına gelmiş. Sohbet ediyor musunuz? Hayır. Derya geldi direkt Çağla'nın yanına sohbet etmeye. Evet, Çağla burada yemeğini yiyor. Ben Çağla'ya genel olarak yarışmacılar hakkında ne düşündüğünü sormak istiyorum. Yarışma ilerledikçe ve yarışmacılar azalmaya başladıkça gözüne hırs bürümüş olanlar kendini belli etmeye başladı. Şöyle, evet rakibiz ama oyunlar dışında aynı evde yaşıyoruz. Aynı çatının altındayız. Aynı yerde gülüyoruz, aynı yerde ağlıyoruz. Bu yüzden birbirimize düşman gibi davranmamızın hiçbir anlamı yok. Lütfen hırstan gözü dönmüş olan zihinlerinizi başka insanları manipüle etmek doğrultusunda kullanmayın. Biz arkadaşız. Buradan çıktıktan sonra da arkadaş olmaya devam edeceğiz.
Bunu hatırlayın. Bunu... Evet Çağla, isim vermedin ama ben az çok tahmin edebiliyorum. Gerçekten hırslanan yarışmacılar var ve hırs gerçekten belli bir noktaya kadar iyi ama bakalım göreceğiz. Birbirinizle iyi anlaşmanız, arkadaş olmanız bence çok güzel bir şey. Umarım bu arkadaşlığınız gerçekten uzun süreler devam eder. Bu arada bu tabloyu Fahri'nin görmesi lazım. Çünkü herkes temizlik yapıyor, herkes evi temizliyor. Fahri'nin bir kere göstermesi yetti. Derya'ya bir soralım. Nasıl hissediyorsun? Kendimi temizlik yaparken yenilenmiş hissediyorum. Gerçekten hayatımda ve kafamdaki karmaşıklıkları yoluna koymuş gibi hissediyorum. Mükemmel bir hismiş. Hayatımda hep temizlik yapacağım artık. Çok iyi. Ya zaten ilk kabul eden bendim. Evet, Azra Fahri'nin hazırladığı tuzağa düşüyor yine. Azra yine Fahri'nin hazırladığı tuzağa düşmüş. Kuru fasulyesini yiyor. Yaren mi yüzen? Yo, Yaren burada temizlikle alakalı coşuyorlar şu an. Temizlik harika bir şeymiş. Neden daha önce yapmadık? Evin hep bütün eşyalarını bozuyorsunuz evin. Kahve de bozulmuş. Bulaşık makinesi zaten habire çalışıyor. Siz ne yaptınız? Bebişler Çağla yüzüyor. Temizlik gerçekten harikaydı. Fahri sayesinde ev adama döndü. Onun ödülü sayesinde ve Tobi çok tatlı. Gerçekten çok mutluyum. Burada birazcık yorgunluğumu atmak istedim. Havuza girdim o yüzden. Tamamdır. Yüz bakalım sen. Bize deryalara tekrar dönelim. Derya tuvalete gelmiş. İnanılmaz bir şekilde Beyzullah da temizlik yapıyor. Berkan gittikten sonra eve büyü mü yapıldı nedir? Evdeki eşyalar teker teker bozuluyor. Ve insanlar temizlik yapmak zorunda kalıyorlar. Banyoyu da mı temizleyeceksin? Gerçekten burası da mı bozulmuş? Bu tamamen Berkan'ın büyüsü. Siz Berkan'ı elediniz diye ev kendi kendini imha ediyor. Azra nerede? O da bulaşık yıkamaya gidiyor. İnanılmaz. Azra bile bulaşık yıkıyor şu anda. Harika ve pırt yaptı orada gördük. Bence ödül gerçekten çok güzel. Özellikle Tobi'ye verdiğiniz ödül de harika. Ben de bir kez daha yarışmayı kazanıp yurt dışı tatili istiyorum sizden Big Brother. Lütfen onu da bir halledin. Tabii ki bize özel isteklerinizi böyle bildirin. Biz onları ayarlayalım size. Yeter ki siz birinci olun. Çok komik bir tablo şu an. Çağla arkadan süzülürken Yaren kameralara bakıyor. Mükemmel ya. Çok sinir bozucu bir tablo değil mi? Bence öyle. Derya da gelmiş. Bayağı yalnız evde kız çoğunluğu var. 4'e 2. Bir de Tobi geldi. 4'e 3. Artık yavaş yavaş kızlarımı eleseniz. Erkek kalmadı çünkü. Derya da yüzmeye geldi. Herkes aktif ve evde gerçekten büyük bir kız çoğunluğu var. Kızların 3'ü burada. Sanırım Azra uyumaya gitmiş. Burada uyuyor. Kızım gidip yatağında yatsana. Sonra yapamıyorsun. Yarışmalarda şey oluyorsun. Aa Beyzullah. Beyzullah'ın ilgisini çekmek için oraya yattın ama o sadece bakıp geçti biliyorum. Ben Azra'nın hala %100 masum olduğuna emin değilim. Göreceğiz. Bu arada Berkan gidince Yaren'in taze aşkı Biricik flörtü de gitmiş oldu. Sen ne düşünüyorsun Yaren? Tabi biraz üzgünüm Big Brother. Çünkü yeni yeni filizlenmeye başlayan bir aşktı. Ama onun için ben kazanacağım ve bu evi Berkan için kazanacağım. Birlikte bu evde yaşayacağız. Öyle umuyorum. Ve bu beni daha da hırslandırdı. Sonuçta Berkan evet bazen çekilmez bir insan olabiliyor ama... Gerçekten de iyi biri ve bu yarışmayı hak ediyordu kazanmayı. Elenmeyi asla hak etmedi. Ben de hırs yaptım. İkimiz için de bu yarışı kazanacağım. Evet belki aramızda bir şey olmaz ama benim için arkadaşlığı bile çok değerli. Bu eve onun için kazanacağımı bilmesini istiyorum. Tabii ki de Yaren'cim teşekkür ederiz. Artık yarışmaya geçebiliriz diye düşünüyorum ben. Evet sevgili izleyenler, bugün sizlerle bir bowling yarışması yapacağız. Yarışmacılarımız 3 atış gerçekleştirecekler ve bowling sistemimiz onlara attıkları atışlara göre puanlar verecek. Biz de bu puanlara göre onları sıralayacağız. En yüksek puan alan yarışmacımız birinci olurken en düşük puan alan yarışmacımız da sonuncu olacak. Sırayla atışlarını gerçekleştirmeleri için ben yarışmacılarımızı davet ediyorum. Beyzullah'la başlayacağız bugün. Bakalım Beyzullah atışlarında ne kadar iyi olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet, Beyzullah ilk atışıyla başlıyor şu an. Umarım düşmezsin ama topun diğer tarafa gitti. Olsun, ilk atışın günahı kesinlikle yok Beyzullah. Sakın bunu dert etme. Biliyoruz ki sen harika bir insansın ve bayağı iyi bir şekilde yarışmalarda kendini gösteriyorsun. İkinci atışını atabilirsin şu anda. İlk atışın günahı olmaz. Şu an ikinci atışını izliyoruz Beyzullah'ın. Evet, bence gayet iyiydi. 3 tane labut devirdin. Güzel.
Ve son olarak da Beyzullah son atışını gerçekleştiriyor. İzliyoruz. İyiydi bence. Çok kötü değildi. Bayağı da bir devirdin aslında. Evet. Sistemimizden Beyzullah'ın puanını bekliyorum ben şu anda. 16 puan almış Beyzullah. Evet, ikinci yarışmacımız Fahri atışlarını yapmak üzere geldi. Onu izliyoruz ilk atışında. Bakalım ilk atışını o da birazcık tökezledi. O da atamadı. Genelde yarışmacılarımız herhalde ilk atışlarında birazcık başarısız olacaklar. Hem heyecandan hem de bowling oynamıyorlar bayağıdır. Bakalım Fahri'nin ikinci atışında ne olacak? Aa, Fahri ikinci atışında da başarısız oldu ve çok sinirlendi. Şu anda üçüncü atışında hepsini devirirsen Fahri gerçekten yüksek bir puan alabilirsin. O yüzden bence pes etme. Bozuk galiba bu toplar. Hile mi var? Yani ben anlamıyorum ki. Gayet güzel oynardım ben. Derya gelmiş Fahri'ye gaz veriyor. Kıyamam. Ama şu an konuşamazsınız. Yarışma sırasındayız. Sonra konuşun lütfen. Fahri sen de son atışını yapar mısın? Motivasyonunu aldın. Her şeyin tamam. Hadi bakalım. Son atış. Fahri bu atışından da puan alamadı. Bu biraz üzücü oldu. Bu bir tık üzücü oldu. Sen git bakalım Beyzullah'ın yanına otur. Biz Çağla'yı alalım buraya. Sıradaki yarışmacımızsa Çağla. Çağla da atışlarını gerçekleştirecek. Bakalım sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Topu aleve verdin. Allah'ım hareketlere bak. Yiyeceğim, çok tatlı. Evet. İkinci atışında neler yapacaksın acaba? Daha ilk atışında böyleysen sen. İzliyoruz bakalım. İzleyelim bakalım o ikinci atışı da. Bu da hiç fena değildi yalnız. Bayağı iyi. Bu haftanın birincisi belli oluyor mu acaba ya? Bu arada biz burada otururken Yara Fahri'nin yanına gitti. Ve onunla çok kur yapar bir şekilde konuşuyor. Oysa ben Yara'nın Berkan'ın gidişine üzüldüğünü düşünmüştüm. Ve Çağla son atışını da çok başarılı bir şekilde yaptı. Sanırım şu an en yüksek puanı alan o. Bayağı iyiydi. 30 puan almış. 30. 30 ne demek? Şimdi sırada Derya var. Bir sonraki yarışmacımız Derya ise atışlarına başlıyor. Bakalım o kaç puan alacak. İlk atışını çok kibar bir şekilde yaptı. Çok tatlı yaptı ya. Tam bir anime karakteri. Bakalım ikinci atışında da aynı kibarlıkla atabilecek mi yoksa yere mi yapışacak? İzleyeceğiz ve göreceğiz. İkinci atışını yapmak üzere Derya. At bakalım. Sen şaka yapıyorsun. Derya çok iyi oynadı. Son bir atış hakkın daha var. Onu da attıktan sonra belki Çağla'yla yarışabilirsin. Bir de böyle full devirse var ya, uf. Birinci bile olabilir. Hadi bakayım. Birazcık sakar bir atıştı sanki be. Bu birazcık olmadı sanki. Olsun. Olsun, sıkıntı yok. Bence gayet iyi atışlardı. Bakalım sistemimiz sana 29 puan verdi. Aa, dip dibeler. Sıradaki yarışmacımız ise Azra. Azra bakalım oyların hakkını verebilecek mi? Sen ne yapıyorsun? Strike attı ilk atışında ve çok böyle dengesiz attı o atışı. İnanılmazdı. İnanılmazdı. Demek ki oyların hakkını gerçekten verecek. Gerçekten hırs yapmış. Evet, ikinci atıştayız. Ve şimdi sırada ikinci atış var. İkinci strike'ını da attı. Azra neler oluyor? Azra neler yapıyor? Şu an Azra zaten birinci sanırım. Kızlar çok iyi oynuyor bowling'i. Ben buna karar verdim. Zaten azdı erkeklerin sayısı. Tamam. Son atışını da daha normal. İnsanlar üzülmesin diye daha normal bir atış gerçekleştirdi Azra sanırım. Azra da sistemimizden 35 puan aldı. Sıradaysa bu oyunun kaderini belirleyecek isim var. Yaren. Bakalım Yaren kaç atış yapabilecek? Kaç labut devirebilecek ve kaç puan alabilecek? Yaren de strike yaptı. Siz ne yapıyorsunuz? Siz bowling mi oynadınız gizli gizli? Evet, sıra ikinci atışında Yaren'in.
Ve top alev alarak ikinci strike'ını yapamadı. Bir tane labut kalmış ama olsun, harika bir hareket. Bakalım son atışında böyle olursa sen haftanın birincisi oluyorsun. Artık yavaş yavaş eleme potasındaki ilk isim de belli oldu. Eğer Yaren olursa ikinci kez ödül odasına gidecek. İnanılmaz. Sen 3 strike mi yaptın Yaren? Yaren bu haftanın açık ara birincisi. İnanılmaz. 41 puan. Yaren sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yedin, ne içtin de bu kadar iyi oynayabilirsin bowling'e? Evet, şu an elimde sıralamalar mevcut. Haftanın birincisi Yaren ve yarışmanın sonuncusu da Fahri hiç atamadığı için. En azından biri atamasaydı onunla yarışır, belki kurtulurdu eleme potasından ama öyle bir şansımız yok. O yüzden hemen eleme potasına geçiyoruz. Ben orada ikinci ismi de size vereceğim. Siz de yine topluluktan oylayabileceksiniz. İyi akşamlar Big Brother severler. Bugün bir kez daha başka bir eleme potasındayız. Bugünün birinci olan ismi 41 puanla Yaren oldu. Yaren'in ikinci birinciliği bu yarışta. Gayet hırslı bir yarışmacı, gayet başarılı bir yarışmacı. İkinci olan isim ise 35 puanla Azra. Üçüncü olan isim 30 puanla Çağla. Dördüncü olan isim 29 puanla Derya. Beşinci olan isim 16 puanla Beyzullah. Ve eleme potasındaki isim hiç atamadığı için Fahri oldu. Fahri ödül odasından sonra sanırım rehavete kapılmış. Birazcık atamadı ya da büyük bir şanssızlıktı, bilemiyorum. Ama Yaren'in arasının en kötü olduğu isim eleme potasındaki ikinci isim oldu. Ve bu isime baktığımız zaman bu isim geçen haftanın eleme potasından kıl payı kurtulan Azra oldu. Evet Azra, yine eleme potasındasın. Sene ilişkin az olduğu için eleme potasına koymak zorunda kaldık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Önce bize söyler misin? Sanırım gerçekten karma diye bir şey var. Çünkü gerçekten Berkan da geçen hafta iyi yarışmıştı. Ama ilişkisi az olduğu için eleme potasındaydı. Bu hafta aynı şekilde ben de 35 puan aldım. Hatta ikinciyim performansta ama... Yine de eleme potasındayım. Yapacak bir şey yok. Yarışmanın kuralı bu. Böyle olmak zorunda. Böyle oluyor. Başarılar diliyorum Fahriye. Haklı olan kazansın. İkimiz de potadan birer kez sıyrılmış isimleriz. Bakalım neler olacak. Hakkımızda hayırlısı olsun. Fahri, sen ne düşünüyorsun? İkinci kez potaya düşmek açıkçası benim için hem biraz şaşırtıcı hem de oldukça üzücü bir şey. Tabii ki gitmek istemiyorum. Burada kalıp bu yarışmanın şampiyonu olmak istiyorum. Bence şu anda evde olan bütün yarışmacılar geldiğimiz noktayı hak etti ve hepimiz kalıp yarışmanın şampiyonu olmak istiyoruz. Şu an ne desem boş geliyor, her şey izleyicinin takdiri. Eğer hedefime ulaşmam için bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Tekrardan hakkımızda hayırlısı neyse o olsun diyorum. Bugünkü yarışmada gerçekten harikaydım. Herkes harikaydı. Ben çok eğlendim oynarken. Çok iyi konsantre oldum. Artık çok hırslıyım. İkinci kez ödül odasını kazandım. Bu gerçekten büyük bir başarı benim gözümde. Umarım izleyenlerin gözünde de öyledir. Çok teşekkür ediyorum beni destekleyen herkese. Güzel bir yarıştı. Eleme potasından da en çok bu yarışmaya devam etmeyi hak edecek olan isimin çıkmasını istiyorum. O yüzden oylarınızı lütfen kullanmayı unutmayın. Bizi izlemeyi unutmayın. Çok çok eğlenceli bölümler ve bence Big Brother benim için çok çok özel bir ödül hazırlayacak. Bizi takip edin. İzlemede kalın. Teşekkür ediyoruz Yaren. Bugünlük de bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın Big Brother severler. Bir sonraki bölümde yine aynı heyecanla sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Oylarınızı kullanmayı unutmayın. Evde kim kalsın? Azra mı kalsın? Fahri mi kalsın? Sakın unutmayın, kanalda topluluk kısmında olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.